Sevgili seçmenlerim, saygıdeğer mesai arkadaşlarım, her zaman bildiğiniz gibi yine canımı dişime takarak görev üstlenmeye hazırım. Asya ve Avrupa arasına bir tüp geçit yaptıracağım şerefsizim. Bravo! Bravo! Çok iyi isabet buyurdunuz Amir Bey. Hem böylece karşıya geçerken denizin altındaki doğal hayatı da görmüş oluruz. Bravo Kadriye Hanım. Çünkü köprünün telleri arasına kopuyor. Telli köprü sistemi hiç iyi değil. Ya çok doğru söylüyorsunuz son tahlilde. Trafik sorununu çözmek için de çok orijinal bir projem var. Ne gibi bir proje müdür bey? Yaptığım incelemelere göre trafiğin kilitlenmesine en önde duran bir araba sebep oluyor. Bu en önde durup trafiği kilitleyen arabaları tek tek tespit edip trafikten men edeceğim. Bravo! Bravo! Bravo Amin. Bravo. Bu memleketin sizin gibi hizmet eden insanlara ihtiyacı var. Sağ olun Fidan Hanımcığım, sağ olun. Bu arada biliyorum ki maaşlarınızı aldınız. Şu bilgisayar kursu paralarını verseniz de size hizmet etmeye başlasam. Tabii tabii ya, özür dileriz. Kusura bakmayın. Unutmuşuz. Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Para veren altın bulsun. Hazırlamıştım zaten. Bereket versin, bereket versin. Yedi canına yandığımın ziyazeti daha ilk adımda para kazandırmaya başladı. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Madem müdür vekili olacağız, Amir Bey'i kırmak olmaz son tahlilde. Boşuna heveslenmeyin. Bu göreve benim getirileceğim çoktan belli. Lütfen efendim, doğallığına bırakalım, görelim. Amir Bey bir kadının en iyi yönetici olacağını biliyordur herhalde. Bakalım, göreceğiz. Bekle ve gör bakalım. Evet sevgili öğrenciler, bilgisayar çok önemli bir buluştur. 2000'li yıllarda her şey bilgisayar aracılığıyla yapılacak. Alışveriş, eğitim, hatta evlilikler bile bilgisayar marifetiyle yapılacak. Zaten 2000'li yıllarda değil miyiz Amir Bey? Cumhur Bey haklı Amir Bey. Yani bu devirde insanlar geçim derdinden sinameki otu alacak parayı bulamazken nerede bilgisayar? Efendim yani lafın gelişi. Yani ne demişlerdi? 2000'li yıllarda hiç kimse sokağa çıkmayacak demişlerdi. O yüzden yani. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amiri bir öğretmen olsun diye yaratmış. Maşallah ya. Lan kes. Kes amirim. Evet, elimizdeki olanaksızlıklardan ötürü bilgisayarı size çizerek anlatacağım. Müsaadenizle. Çekil Mennam. Evet. Bunun bilgisayar olduğuna emin misiniz? Bu daha çok bir tencereye benziyor. Tencere mi? Sevda Hanımcığım, sakın acayip şeylere aşermeyin. Dersteyiz çünkü. O zaman siz de doğru düzgün çizin. Şaşı bak şaşır, oynamıyoruz burada herhalde. Ama Sevda Hanımcığım, çiziyoruz işte. Bu kafası, bu da gövdesi. Yani kasası. Siz bilgisayardan anladığınıza emin misiniz Amir Bey? Yani bu para sayma makinesine pek benzemezdi. Cumhur Hoca, ben bilgisayarlardan ve kasalardan fevkalade anlarım. Biz bu saçları değirmende dökmedik şerefsizim. O zaman saçınız vardı herhalde. Artı bu gidişle bu sınavı geçemeyeceğiz gibi gözüküyor. Sevda Hanımcığım, elma aşermişsinizdir. Buyurun. Amir Bey, bu sınavı geçemezsek ne oluyor? Ne mi oluyor? Teknoloji dostu Rıdvan Kanat Lisesi yeni bir bilgisayar kursu açıyor. Üstelik %50 zamlı. İnşallah şu seçimlerden anlak çıkarsınız müdür bey. İnşallah. İnşallah efendim, inşallah. Ama okulu bırakıp gitmeye bir türlü gönlüm el vermiyor. Korkuyorum okulu bırakmaya. Hem üstelik vekil müdür kim olacak? Henüz karar vermedim. Amir Bey, vekil olayım diye gözlerimin içine bakıyor. Kesin vekil müdür olarak beni atayacak. Vekil müdür olursam bir daha kopya CD satmama gerek de kalmaz. Eylemlerimi daha rahat gerçekleştirebilirim. Son tahlilde. Kesin vekil müdür ben olacağım. Burayı Belgrad ormanlarından daha yeşil bir okul haline getirmek boynumun borcu olsun. Gidin gidin de kurtulalım. Ben de sizin yerinize vekil müdür olur, okulu da istediğim şekle sokarım.
karamelli muzlu frambuazlı bir pasta olsa, pırlanta yüzüğüm olan parmağımla pastanın kremasını şöyle bir sıyırsam.